Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bu meditasyonda rahat bir uykuya geçerken, içindeki o büyük güce, yüksek benliğine ulaşacak ve mutluluk, bereket ve hayat yolun ile ilgili önemli ipuçları elde edeceksin. Şimdi yatağına uzan. Gözlerini kapat. Ve derin bir nefes alarak meditasyonumuza başlayalım. Şimdi derin bir nefes alalım. Nefes alırken ciğerlerin ve ardından karnın genişlesin. Şimdi bir an için nefesi tutalım ve ağızdan nefes verelim. Rahatlamanın vücuda yayıldığını hissedelim. Şimdi bir nefes daha alalım. Karnımız iyice şişsin. Bir an için tutalım ve ağızdan yavaşça nefesi verelim. Son kez derin bir nefes alalım. Tutalım. Ve ağızdan nefes verirken vücut ağırlığının yatağa gömülüşünü hissedelim. Sanki bedenin tamamı nefesle doluymuş ve şimdi sönüyormuş gibi boş, gevşek ve rahat bir şekilde yatağa ağırlığını bırakıyorsun. Bu hissin içine bırakıyorsun kendini. Nefes verirken düşüncelerden ve her türlü tasadan uzaklaşıyorsun. Onların yerini mutlu bir sakinlik hali alıyor. Ve normal bir şekilde nefes alıp verirken bu sakinlik gitgide zihnine, duygularına ve bedenine doluyor. Şimdi çevrendeki seslere odaklanalım. Eğer odan sessizse sadece sessizliği dinle. Sessizliğin içindeki küçük tıkırtılar veya uzaktan gelen sesler, sen dikkatini vermeden algı alanına giriyor ve geçip gidiyor. Şimdi sesleri dinlemeyi bırak ve vücudundaki hisleri fark etmeye başla. Parmak uçlarının neye dokunduğunu fark et. Ellerinin, avuç içlerinin altındaki örtüyü nasıl hissettiğine odaklan. Şimdi sırtınla yatağın birleştiği yeri hisset. Yatağın vücudunu kavrayışını fark et. Ayaklarının duruşunu ve dokunduğu yeri hisset. Ayak tabanlarının nasıl hissettiğini fark et. Şimdi dikkatini başına ver. Yüz kasların nasıl duruyor? Kaşları, gözlerin, alnın ve dudakların rahat mı? Eğer değilse onları serbest bırak. Bırak yüzündeki ifade silinsin, iyice rahatla ve bir bebek gibi saf ve yüklerinden arınmış olarak
sakince nefes al. Düşünceler gelebilir ve gidebilir. Sakince, tepki vermeden seyret onları. Zihninin muazzam bir gücü var. Bunu hissedebiliyor musun? Zihnin ne kadar büyük ve sınırsız. Zihnin hayal gücünün barındığı yerdir. Ve hayal etme yeteneğin sınırsızdır. Zihnin sınırsız bir aleme açılan geçit kapısıdır ve bu meditasyonda bu kapıdan geçerek yüksek benliğine ulaşacaksın. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım ve her sayıda geçmişinden bir görüntüyü hatırlayarak yüksek benliğinle iletişim kurabileceğin ruhsal alana doğru kayacaksın. Tüm hayatının anılarını duygusal katılım göstermeden sadece seyrederek geçeceksin. 10. Zihninden geriye doğru giderek başlayalım. Sabah ne yapıyordun? Peki ya dün? Ya geçen ay? Geçen yıl ne yaptığını görebiliyor musun? Sekiz. Zaman çizgisi boyunca geriye gidiyorsun. Aradan 5 yıl geçiyor. Ardından 10 yıl. Yedi. Tüm okul günlerin boyunca geriye gidiyorsun. Gençken yaşadığın anıların gözünün önüne geliyor. Altı. Şimdi çocukluğuna doğru gidiyorsun. Bu dönemde yaşadığın yerleri gör. Anıların gelip geçmesine izin vererek, duygusal katılım olmaksızın sakince seyrediyorsun çocukluğunu. Beş. Şimdi çok küçükken olanları görüyorsun. Anılar, görüntüler, izlenimler, hisler, kokular ve onların duygusal etkileri zihnine doluyor. Dört.
şimdi yeni yürümeye başlayan bir bebeksin. Bu anları mümkün olduğunca net bir şekilde görmeye çalış. Üç, şimdi henüz daha yürümeye başlamamış, çok küçük bir bebeksin. Sana bakan insanları, anneni, babanın yüzünü hatırlıyor musun? İki, şimdi daha da geriye gidiyorsun. Annenin rahminde güvende ve sıcak hissediyorsun. Buradaki hislerini hatırla. Bir. Şimdi daha da geriye gidiyoruz. Şu an sen bir hayat kıvılcımısın. Anne babana yeni gönderildin. Ve sıfır. Sadece bir ruh varlığı olarak durduğun yere gidiyorsun şimdi. Ruhani boyuta, sınırsız farkındalığın olduğu yere geçiş yapıyorsun. Şu anda ne yaşadığını gözlemle. Saf bir varoluş hissiyle duruyorsun. Evrenin en zeki ve en sevgi dolu varlığısın. Bu varlık ruhundur. Ona yüksek benliğin de diyebilirsin. Şimdi bir anlığına sessiz kalalım ve onun nasıl var olduğunu gözlemleyelim. Yüksek benliğin uzun süredir senin bu anı yaşaman ve bağlantı kurman için bekliyordu. Şu anda yüksek varlığınla bir olarak nasıl hissediyorsun? Yüksek benliğin her zaman seninle konuşur. Ancak onunla birlikte olduğunda ve tanıdığında onu dinlemek çok daha kolay olur. Şimdi burada sessizce yatarken ondan gelen etkileri tümüyle açıksın. Yüksek benliğin ona ulaşma yöntemini keşfettiğin için mutluluk duyuyor ve sen onu dinledikçe o sana bu enkarnasyonunda bereket, mutluluk ve içsel tatmin duygusuyla nasıl yaşayacağını anlatacak. Bu meditasyonda yüksek benliğine sormak için 3 temel soru seçtik. İstersen seans bitiminde kendi sorularını da sorabilirsin. Her bir soruyu sorduktan sonra
tamamen yüksek benliğinin sesine kulak ver. Mesajı kelimeler halinde zihninde duyabilirsin veya sadece bir his veya bir duygu durumuna girebilirsin. Sadece içini dinle. Hazırsan soruları sormaya başlayabiliriz. Birinci soru: bu hayatı mutlu bir şekilde yaşamak için neye ihtiyacım var? Bu hayatı mutlu bir şekilde yaşamak için neye ihtiyacım var? Bu hayatı mutlu bir şekilde yaşamak için neye ihtiyacım var? Tamamen açık bir şekilde yüksek benliğinden gelen mesajları dinle. Şimdi burada aldığın tüm mesajları hayatının geri kalanında hatırlayacaksın. Şu an ruhsal gelişimin için çok önemli bir an. Bilginin içinden yükselmesine izin ver. İkinci soru: bu hayatı bolluk içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacım var? Bu hayatı bolluk içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacım var? Bu hayatı bolluk içinde yaşayabilmek için neye ihtiyacım var? İç sesinin özgürce konuşmasına izin ver. Ardından bu mesajı uyandıktan sonra hatırlayacağına dair söz ver kendine.
Üçüncü soru, ruhumun öğrenmesi gereken ders nedir? Ruhumun öğrenmesi gereken ders nedir? Ruhumun öğrenmesi gereken ders nedir? Şimdi yüksek benliğinin yanıtını dinle. Bu süre boyunca tamamen yenileniyorsun. Zihnin verilen mesajları kolayca anlıyor. Bu şekilde yüksek benliğine aklına gelen her şeyi sorabilir ve yanıtını alabilirsin. Bu bilgileri hatırlamak ve günlük yaşamına taşımak için meditasyonu istediğin kadar yapabilirsin. Stresli anlarında, zihnin dağıldığında veya hayata sakin bir farkındalıkla bakmak istediğin her an yüksek benliğinin sessizliğine geri dönebilirsin. Sen sınırsız bir farkındalığa sahipsin. Her an bu içsel hazineyle bağlantı kurabilir ve yeni çözümler için yüksek benliğine danışabilirsin. Şimdi seni huzurlu bir uyku uyuman için yalnız bırakıyorum. Uyu, dinlen ve mesajların bilinçaltına inmesine
izin ver. Mutlulukla uyu.